Keremcem rol arkadaşının adını unutunca nasıl mahcup oldu? Geçirdiği trafik kazası sonrası ölümden dönen usta oyuncu Mustafa Alabora yaşadıklarını ilk kez anlattı. Ünlü yönetmen Cem Tabak'ın yeni filmi Seni Seven Ölsün'ün galasına gidiyoruz şimdi de. Bu tılsımın bozulması için birbirine aşık iki kişinin öleceklerini bile bile evlenmeleri gerekiyor. Keremcem, Seni Seven Ölsün filminin galasında neden gerildi? Açıkçası gerginim. Hani böyle gelinir mi galaya falan? Usta oyuncu Mustafa Alabora, geçirdiği trafik kazası sonrası ölümden döndüğü anları anlattı. Bana bak. Ya iki ay falan çok acı çekti tabii. Ünlü yönetmen Cem Tabak'ın yeni filmi Seni Seven Ölsün'ün galasındayız. Oyuncu arkadaşlarımla beraber eğlendiğimizi düşünüyorum. Kasabamızda Mevka'yı gömecek 5 karış toprak kalmamıştır. Ölmeyi yasaklayın. Hay. Elmiş mi? Elmiş. Nereye gömeceğiz İsmet amcayı? Biz yaparken bu filmi o süreçte bir ay boyunca Trabzon'da kaldık. Çok güzel vakit geçirdik. Umarım izleyenler de böyle güzel vakit geçirir diyorum. Filmin başrollerini Alper Saldıran ve Fulya Zengin paylaşıyor. Hüseyin Avni Danyal ve Ruhi Sarı gibi usta isimlerse komedi çıtasını bir hayli yükseklere çıkarıyor. Baba, ya bizim şu Bulut'ta evlilik meselemiz ne olacak ya? Bak eğer o kapıdan çıkıp gidersen var ya... Karadeniz'in doğal güzelliğini kendine fon edinen filmde, yüzyıllardır bir tılsım yüzünden sevenlerin kavuşamadığı bir Karadeniz köyünde, bu tılsımın etkisini kırmak için çabalayan, aileleri birbirine düşman iki aşık gencin trajikomik hikayesi anlatılıyor. Birbirine aşık olarak evlenen herkes ölür. Burada dinamitle patlatmışlar, içinden bir kasalar balık çıktı. Bizim hikayemiz bir sevgi hikayesi, izleyenlerin bundan sevgi adına çıkaracağı çok şey olduğunu düşünüyorum. Yaz başında nikah masasına oturan paramparçanın Dilara'sı Ebru Öztürk ve Kurtlar Vadisi'nin gölgesi Ertan Saban, Poyraz Karayel'in psikopat Neşet'i Tolga Güleç ve eşi Yeliz Şar galaya ilk gelen isimlerdi. 3 ay önce büyük bir kaza geçirerek ölümden dönen usta oyuncu Mustafa Alabora da galadaydı. Belinde kendisini ayakta tutan çelik korseler, bir elinde bastonu, yanında da en büyük destekçisi olan eşi Banu Zeytinoğlu vardı. Biz tedaviye başladık. İlk defa ayakkabı giydim bugün. Halkların şerefine. Mustafa Alabora, Şile otobanında araba yarışı yapan iki gencin kendi arabasına çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Hatta o anlar yarış yapan gençlerin kameralarına da yansımıştı. Yavaş. Herhalde 1,5 ay sonra sizle beraber buyurun. Ya 2 ay falan çok acı çektik tabii yani. Şimdi bu 3 haftadır biraz daha... İşte ayakta duruyorum. Biraz ayağımda ameliyat var. Şişiyor. İlk defa ayakkabı giyeyim dedim ya. Uzattığı sakalları ve kısalttığı saçlarıyla bambaşka bir imaja bürünen O Hayat Benim'in ateşi Keremcem, galanın en gergin ismiydi. Bakın neden. Setten geldim. Biraz böyle kıyafetim için şeyim. Açıkçası gerginim. Hani böyle gelinir mi galaya falan. Ekranda her zaman janti kıyafetlerle görmeye alıştığımız Keremcem o gün spor bir şıklık içindeydi. Tarzı gayet hoştu ama takım elbise giymediğinden olsa gerek gergindi. Gayet şık aldım. Teşekkür ederim ama setten geldim. Sete gidiyorum. Kıyafetine o kadar takılmıştı ki Keremcem bir an aklı dağıldı. Afişe bakarken eski rol arkadaşı Fulya Zenginer'in adını bir türlü hatırlayamadı. Şey değil mi o? Ya ben dizide oynadım onunla, biz bir saniye. O niye davet etmedi ki beni, Alper davet etti beni? Tanımaz mıydı ben? Konuklar filmi izlemek için yavaş yavaş salona doğru geçerken biz de soluğu Seni Seven Ölsün'ün yönetmeni Cem Tabak'ın yanında aldık. Bize kalan sadece hani filmden sonra insanların yüzündeki tebessümü hissetmek. İnşallah onlara o tebessümü dudaklarına kondururuz ve buradan rahatlıkla ayrılırız. Hocam o kıza aşık ol var ya, ben seni Rana'nın çatısında vuracağım ha. Ve bir hatırlatma, ünlü yönetmen Cem Tabak imzalı Seni Seven Ölsün dün izleyiciyle buluştu. Ya hayatımın sonuna kadar mutsuz yaşayacağım. Ya da böyle bir lanet varsa öleceğim.